memmate velem yağzu. Gaza yağzu, cihad etmek, gayret etmek, mücadele etmek, İslam'ın hakimiyeti için çalışmak, çırpınmak, çarpışmak. Çok geniş manası var gazanın. Onun için gazi derler. İslam hükümlerinin hayata hakim olması için mücadele eden adamın ismine Kur'an'da gazi diyorlar. Gazi. Gazi demek İslam hakim olsun diye mücadele eden mücahit demektir. Gazi. Ona göre kıyaslayın. Her Müslüman bizatihi bil fiil gazi olamazsa gazi olmanın niyetini ve hasretini kalbinde taşıyacak mı, taşımayacak mı? Taşıyacak. Bu niyet yoksa, bu hasret yoksa, kalbinde böyle bir kasıt, maksat yoksa, ömrü namaz kılmakla dahi geçse, bu kişinin küfür üzere ölmek ihtimali %100'dür diyor. Şimdi kıldığı namaz o gazi, gaza, İslam'ı hakim kılma şuurunu vermemişse zaten namaz değil. Hem namaz kılıyor hem de faiz alıyor veriyorsa o kıldığı namaz zaten namaz değil. Hem namaz kılıyor hem de sarhoşları, berduşları, sahtekarları destekliyor. Efendim Şişli belediye başkanı gibi süper fahişeleri seçmek için sandık başına oy vermeye gidiyorsa zaten bu adamın namazı namaz değil. Zaten bu adamın haccı hac değil. Hiç namaz kılmamış gibidirler. Namaz odur ki kişiyi Allah yoluna götürsün. Namaz odur ki Allah'ın hükmünü hatırlatsın. Namaz odur ki Müslümanı gazi yapsın, mücahit yapsın. Bir Müslüman kıldığı namazlar sebebiyle mücahit olamıyorsa namaz kılmamış demektir. Bunlar çok mühim meseleler. Ya namaz değil şekil demek akla gelmiyor. Yat kalk, yat kalk. Bunun ne manası var? Namaz insanı cihada, İslam'ın hakim olması mücadelesine hazırlaması lazım. Yoksa basit hareketlerden ibaret bir hareket değil namaz tabii. E canım gaza etmeye, mücadele etmeye benim gücüm yok, benim işte imkanım yok. E kardeşim bunun başka yolları var. Yine Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem bir diğer sahih hadisinde buyurmuş ki bir kimse bizatihi bil fiil kendisi mücadele edebilir, cihad edebilir. O mücahittir. Bunu yapmak bakımından sağlık, sıhhat, varlık, imkan hepsi bir araya gelecek. Belki bil fiil hani yaşı sebebiyle, sağlık sebepleriyle mücadele edemeyebilir. Ama başka imkanlar, başka fırsatları da bu manada kullanması lazım. Resulullah buyuruyor, men cehheze gaziyen, bakın gazi yine geldi hadiste, men cehheze gaziyen fi sebilillahi fekad gaza buyurmuş. Çok mühim. Men kim ki, bir kimse demek men Arapça, kim ki cehheze, Arapça cehheze, yücehizü tecihiz, tecihiz kelimesi cihaz kelimesinden geliyor. Cihaz, alet demek, vasıta demektir. Gaziyen, bir gazinin İslam hakim olsun diye mücadele eden, İslam hakim olsun diye çırpınan ve çalışan insanların ihtiyaç duydukları malzemeleri, aletleri, maddi yapıyı, bu husustaki yatırımı temin ederse, bu husustaki cihazları hazırlarsa, bu hususta çalışanlara alet, edevat, imkan, fırsat hazırlarsa fekad gaza, aynen cihad eden adam gibi o cihad eden insanlara mali yardım, maddi yardım yaparak, destekleyerek bu işin mücadelesini yapmış olan kişi de aynen gazi gibi cihad etmiş olmanın sevabını eşit şekilde alacaktır diyor Peygamber. Yani bir fiil gidip de savaşmak yahut mücadele etmek, yahut işin başında bulunmak olduğu gibi bu işle uğraşan, bu işi kendisine dert edinen, bu işle mücadele eden insanlara ihtiyaç duydukları maddi ve mali destekleri sağlarsan sen de aynen gaza yapmış, gazi olmanın sıfatına ulaşmış olursun. Böyle müjdeler var dinde, böyle fevkalade umutlar var, kaynaklarda belirtilmiş. Bir Müslüman bütün bunlardan mahrum yaşarsa, bütün bunlardan uzak yaşarsa, nasıl kalkıp dünyadan ebedi aleme, huzur-u ilahiye, yevmi hesaba, yevmi mahşere nasıl gelecek, neyle gelecek, ne diyecek? Bütün bunlar gerçekten bizi düşündürüyor. Hem de çok derin derin düşündürüyor. Allahu Teala bu hususları, bu konuları, bu mevzuları
gece ve gündüz kendisine dert edinen müminlerden eylesin inşallah.